Ses Hattı'ndan herkese merhaba efendim. Yine dop dolu bir akışımız var ve bu haftaya başlarken Davos özel gündemini de aktaracağız. Davos başladı dedik. Ekibimiz orada ve Davos'tan canlı bağlantılar, özel röportajlarla özellikle hafta boyunca tabii karşınızda olacağız. Onu da tekrar ifade etmiş olalım. Yurt dışında, yurt içeride çok yoğun bir gündem akışı olmamakla birlikte yine merkez bankalarına odaklanılmış odaklanıldı. Özellikle yine yurt dışında takip ettiğimiz yorumlar, ECB tarafından gelen yorumlar var. Ve özellikle de Almanya'nın pandemiden sonra ilk defa daralması, yine bunlar konuşuluyor. Ve tabii ki jeopolitik risklerle birlikte küresel tarafta enflasyonun ve özellikle tabii bizimle yine enflasyon dinamiklerimiz önemli olacak bu anlamda. Şimdi bugün Altan Aydın bizlerle olacak. Perform Portföy Fon Yöneticisi ve Berk Kangal yine konuğumuz olacak. BGC Partners yatırım uzmanı, aynı zamanda Davos'ta Çağlar Kızıklıoğlu ile birlikte oradan gündemi alacağız diyelim. Gelin rakamlara bakalım ve ardından da bağlantılarımıza döneceğiz. Borsa İstanbul'da pozitif seyir var ama sanayi endeksindeki yükseliş de bugün bir miktar daha gidiyor. Sanayide biraz daha endekste ağırlığı olan Ford, Toto, Tüpraş gibi hisselerin ağırlığı burada yükseliş eğilimine katkı sağlıyor diyelim. %1.28 pozitif seyir. Bankacılıkta bir miktar satış. Moody's'de beklentinin gerçekleşmesi aslında, yani görünümde bir revizyon olacağı zaten bekleniyordu. Bunun biraz karşılanması da endekslerde belki bir miktar kar realizasyonuna getirmiş olabilir. Mali endekste pozitif seyir devam ediyor ama öte yandan tabii endeks genelinde beklentiler nasıl şekillenecek bunu konuşuyor olacağız. Benzer hacimlerle devam ediyoruz. Zaten bankacılıkta da kademe kademe çok hızlı bir yukarı geliş olmuştu. Dolayısıyla da artık biraz hani burada da belki durulabilir diye yorumlar da yapılıyordu geçen hafta. Hizmetler endeksi %1, turizm endeksi de bugün %3,5'a varan primle yine dikkat çekiyor. Dolar TL 30.10. Euro TL'de de 32.96'dayız tabelada. CDS'imiz 307'nin üzerinde, yurt dışında görüşmeler yapılıyordu. Dolayısıyla oradan gelen haber akışlarını da aktarmıştık. Dolar endeksi dünyada biraz yataylaştı diyelim, 102.62. ABD endeksleri kapalı, tahvil piyasası da öyle. Ama Avrupa genelinde de özellikle hem Almanya'da gelen bu 2023'te 0.3'lük daralma 10 yıllık tahvil faizini biraz yukarı itmişti. Avrupa'da özellikle bazı endekslerde hisse bazlı hareketler de görülüyor. Dolayısıyla genel akışta negatif fiyatlamayı görüyoruz. ABD'de vadelileri de hemen kısaca bir göz atalım. Orada da daha çok yine risk iştahının hani bir miktar belki de kaçtığını yine ifade edebiliriz. Her 3 endekste de kırmızı bir görünüm var. Brent petrolde geçtiğimiz hafta çok sık hareketler olmuştu. Bugün biraz hani normalleşme diyelim, yani geri çekilme var. 77.80 Brent petrol, ABD tipi petrolde de yine ham tipi petrolde de keza aynı şekilde bir miktar geri geliş var. Yine tabii gözümüz coin piyasasında, oradaki haber akışları ETF vesaire haberiyle çok hareketlenmişti. Bitcoin an itibariyle 42.500 bandında, spot altında da 2053 dolar seviyesi görülüyor. Ve burayı da böyle aktarmış olalım. Hemen piyasa yorumu alacağız. İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Başak Kara bizlerle. Hoş geldiniz Zeyna. İyi haftalar diliyorum. Nasıl görünüm? Ne dersiniz bugüne ilişkin? Merhaba, hoş bulduk. İyi haftalar, iyi yayınlar dilerim. Tabii biz tarafında Moody's'in Türkiye'nin not görünümüyle ilgili pozitif çevirmesi bekleniyordu aslında. Cuma gününde fiyatlamalarda da gördük. Bugün bir miktar daha geri çekimler var. Özellikle bankacılık endeksi tarafında eksi tarafta ama diğer sektörlere baktığımda pozitif tarafta olduğunu görüyorum. Bir yukarı yönlü hareket var. 8'in seviyesinin üzerine doğru bir kapanış yapması bu noktada önemli olacak. Tabii 4. çeyrek bilanço dönemi de gelecek. Bu bilanço dönemi biraz daha uzun olacak. Hani beklentiler, diğer taraftan enflasyon muhasebesi hakkında hani soru işaretleri de var. Hani nasıl olacak? Biraz daha hem uzun aralık olması hem de enflasyon muhasebesinde hangi kalemler nasıl etkileyecek ya da karlılıkta ya da vergide nasıl bir etkileşim olacak bilanço tarafında, o önemli olacak. Hani buradaki belki buradaki bir kafa karışıklığı endeksi o dalgalanma boyutunda arttırabilir. Şu an için teknik anlamda hani yukarı yönlü hareketliklerde 8.300 seviyesini takip ediyoruz. Geri çekilmelerde ise 7.770 seviyesini takip ediyorum. Ama 7.770 seviyesinin altındaki geri çekilmelerde yeni bir 7.600, 7.500 hani yeni bir pozisyonlanma, özellikle hani uzun vadeli
yatırımcılar için. Belki burada alım için fırsat verebilir. Küresel tarafta önemli bir veri akışı yok. Zaten ABD piyasaları kapalı. O yüzden daha sınırlı fiyatlamalar var. Hani bu hafta içerisinde önemli bir veri akışı tam anlamıyla yok. Geçen hafta üfe'yi karşıladık. Bu tarafta ABD tarafında üfe beklenti altı geldi. Dolayısıyla hani burada emtialar tarafında bir yukarı yönlü hareket, özellikle ons altın tarafında 2030 seviyesinde uzun zamanda bir fiyatlama yaşıyorduk. Oradan 22 günlük hareketli ortalamasından bir yukarı yönlü bir hareket sergiledi. Hani bu noktada 2070 seviyesine doğru tarihi zirve, pandemi zirvesi hem de bankacılık zirvesi, oraya doğru bir yükseliş olacak mı? Hani bu tarafı takip ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Şimdi Davos gündemi için Çağlar Kuzukluoğlu'ndayız. Energisa Davos 2024'ü sunar. Çağlar, hoş geldin. Teşekkür ediyoruz öncelikle. Ekip olarak oradan gün boyu ve hafta boyu yine göreceğiz sizleri. Şimdi kar göremiyoruz ama eminim çok soğuktur. Gündem nasıl, sıcak mı? Neler konuşuyorsunuz? Seni dinliyoruz. Gözde merhaba. Tüm Türkiye'ye güzel bir gün, güzel bir hafta dileyim. Sabah saatlerinden itibaren Davos'ta senin de söylediğin gibi buradaki konuşmaları, başlıkları senenin teması olan tekrar güveni tesis etmeye dönük nasıl bir anlam çıkmalı bundan? Buna ilişkin konuları aktarmaya çalışıyoruz sizlere. Sabahtan itibaren neler konuşuluyor diye şöyle bir oturumlara baktığımızda röportajlarımız ardı ardına gelmeye devam edecek. Sorduğumuz sorulara aldığımız yanıtlarda şunu görüyoruz. Özellikle belirsizlik ve belirsizliğin nasıl tamir edilebileceğine dair başlıklar öne çıkıyor Gözde. Tabii bu çok genel bir ifade. Aslında ayrıntısına girmek önemli. Nitekim son dönemde özellikle enflasyona ilişkin konularda biz istihdamı, ücretleri konuşur vaziyetteydik. Burada çok önemli, özellikle Avrupa'dan sendikacılar var. Birkaç gün içerisinde ekranlarda da görme ihtimalimiz var kendilerini. Kendileriyle röportaj yapma ihtimalimiz var ama sabahta itibaren özellikle istihdama dönük konuşulan konulara baktığımızda özellikle yenilenişmenin ve değişimin istihdamda yaratabileceği negatif etkiler nasıl telafi edilebilir konuşulduğunu görüyoruz. Özel sektörün bilhassa zayıf olması mı yoksa güçlü olması mı gelecekte fayda sağlayacak ve baktığımız zaman kıtalar ve bölgeler arası ayrışmalar sabah saatlerindeki konuşmamızda Açıl Sezen de genel yayın yönetmenimiz de belirtmişti. Örneğin yeşil dönüşümü ele aldığımız zaman her ülkenin buna dönük belki de payı kirlenmede eşit değil. Kuşkusuz şu an dünyada normlar oluşturulmaya çalışıyor ama her ülkenin bunların üstesinden gelebilecek kapasitesi ne kadar yeterli, bu da tartışma konusu. Aynı zamanda cinsiyet eşitliğine dönük de özellikle istihdam tarafında önemli kısımlar var. Makro iktisadi tarafa gelirsek de Gözde, gerçekten 2024'ü tahmin etmeye dönük farklı farklı senaryolar konuşuluyor. Kimileri çok daha sayısal, matematiksel konular üzerinden 2023'te belki de çok kötü bir iniş senaryosu olmadığı için 2024'e dair en azından formülasyonlara baktıklarında kötümser olmadıklarını söylüyorlar. Öte yandan da özellikle jeopolitik risklere baktığımız zaman bu yılın içerisinde hem finansal hem de iktisadi koşulların temayı gerçekleştirdiğini varsaydıklarında da oldukça zor geçebilecek bir yıl olduklarından bahsediyor. Toparlayacak olursak da bilhassa teknolojik dönüşüm, dijital dönüşüm ve yapay zekanın kontrolünün özellikle ekonomiler ve toplumlar üzerindeki etkilerine dönük oturumlarda konuşmalar olduğunu görüyoruz. Birçok başlıkta bu yayınımızda, bu bağlantımızda istihdama ve makro iktisadi temalara ilişkin bilgi vermeye çalıştık. Günlerimizi, zamanlığımızı burada geçirdikçe neler konuşulduğunu aktarmayı sürdüreceğiz Gözde. Çağlar, kolaylıklar diliyoruz sana ve tüm ekibe. Enerjisa Davos 2024'ü sundu. Kısa bir ara, aranın ardından devam edeceğiz. Thank you.
Devam ediyoruz. Perform Portföy Fon Yöneticisi Altan Aydın bizlerle. Altan hoş geldin. Merhaba Gözde, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi tabii bu sene 2024 yani önümüzdeki dönemde alternatif yatırım araçlarının da işte çokluğuyla böyle daha çok kıyasladığımız bir yıl olacak elbette. Ama hisse senedi tarafında da halen daha işte bir iskontonun da var olduğunu hep işte sen ve senin gibi fon yöneticileri, portföy yönetim şirketleri de ifade ediyor. Şimdi önce şunu sormak istiyorum. Genel görünümde bir değişiklik var mı? Çünkü bankalar çok hızlı rally yapmıştı. Burada özellikle portföylerde bir değişiklik getirecek midir önümüzdeki dönemde? Hangi taraf iskontolu daha cazip görünüyor sana göre? Yani aslında çok değişen bir şey yok bizim açımızdan. Yani yılı neredeyse işte kapattığımız yere yakın bir yerdeyiz şu anda. İşte son bir iki gün saymazsak eğer 8000 civarına geldi yeniden endeks. Dolayısıyla hani çok uzaklaşmış değiliz daha önceki seviyelerden. Hedeflere de çok yaklaşmış değiliz doğal olarak. O yüzden bence hala potansiyel korunuyor. Ama tabii son 1-2 aylık dönemde özellikle yabancı yatırımcıların gelişi, bazı yabancı kurumlardan frekansı yüksek raporlar, sık raporlar tabii buradaki bakış açısını biraz değiştirmiş olabilir ama bizim açımızdan çok değişen bir şey olmadı. Dediğin gibi bankalar hızlı hareket ettiler. Orada bence potansiyel daraldı. Hatta yani baktığın zaman hani al önerisi verilen potansiyellerin de altında olabilir şu anki getir potansiyelleri bankalarda. Ama onun dışında diğer sektörlerde çok önemli bir hareket görmedik. En azından strateji değiştirecek hareket görmedik. Fakat fikrimiz de değişmedi. Hala 2024 yılı içinde hisse senetlerini cazip buluyoruz. Bu aslına bakarsan bir ay öncesine göre piyasada da biraz daha genele yayılmış bir kanı haline geldi açıkçası. Çünkü faizlerin yükselişi, işte mevduat faizleri Aralık başında bazı yatırımcıları biraz daha tedirgin etmişti veya kendine çekmişti diyelim. Ama son dönemde gördüğümüz kadarıyla yatırımcı algısı da yeniden hisse senedine dönmüş gibi duruyor. Tabii halka arzların durmuş olması burada biraz daha bilanço fiyatlamalarının, geleceğe dönük beklentilerin fiyatlandığı bir piyasa dinamiği de yarattı. Ki bizim istediğimiz de bu açıkçası. Böyle baktığında şu anda olumlu bir tablo önümüzde var. Bundan sonraki süreçte daha önce söylediğimizle paralel yine aynı şekilde söyleyeceğim. Yani yol haritasına aynı adımlarla ortaya konan plana programa uygun adımlarla devam edildiği sürece buradaki süreç olumlu devam edecektir. Hem bu yabancı yatırımcının da hem de içeride olumlu karşılanacak. Bu da fiyatlara yansıyacak. Son olarak kredi derecelendirme kuruluşlarının görüşlerini takip ediyoruz. İşte bana göre artması gereken bir nottu belki ama en azından görünüm arttı. Bundan sonraki süreçte artık not artışlarını konuşacağız. Bunlar da fiyatlara yansıyacak. Genel olarak böyle bir ortamda 2024'e başladık. Ama tabii yıl içinde konuşacağımız çok şey var. Özellikle değerlemeler, faizlerin geldiği yerler, bütün bunlar cazibe yaratıyor mu, yaratmıyor mu? Yabancı yatırımcı geldiğinde hangi seviyelerde gelecek, hangi oranda pozisyonlanacak? Bunları hala takip ediyor olacağız. Tabii sene içinde bunlar çok kez konuşulacak. Tabii. Hala bu açıdan bence istediğimiz yerde değiliz. Yani yabancı yatırımcılar gelse de son 8-9 haftada 2 milyar doların yakın alışlar var. Ama yine de oran olarak hala düşük bir oran. Önümüzdeki aylarda özellikle ikinci yarıda bunun artacağını düşünüyoruz açıkçası. Evet, burada dediğin gibi hani tahvile çok özellikle sıkı bir giriş olmuştu ve orada tabii hızlı bir fiyatlama sonrası biraz artık hani yavaşlama emaresi de görmüştük ama tabii hisse senedi tarafında özellikle işte hedef fiyatları veren hani kurumlarla da böyle senin gibi yine konuştuğumuzda işte 10 bin, 11 bin seviyeleri telaffuz ediyor. Yaklaşık yine %50'lik bir getiri ama tabii ki burada biraz daha hisselerde odaklanacağız gibi gözüküyor. Özellikle belli işte sektörler diyelim. Şimdi onları istersen bir sıralayalım yine. Seninle her konuşmada üzerinden geçiyoruz zaten. İşte belki hani büyümede ne kadar yavaşlanacağı meselesi o kadar tabii kafalarda netleşmemiş olabilir ama bir yavaşlama zaten
bekleniyor aşikar. Belki yılın ikinci yarısında da küresel tarafta işlerin elbette biraz daha destekleyici olması, yani gevşeme ile birlikte daha rahat bir sürece de girilebilir dediğin gibi, ama nereler daha cazip görünüyor sana göre? Yani aslında evet, dediğin gibi makro çerçevede hala kafa karışıklığı var veya farklı düşünceler var diyelim. Yani kafa karışıklığı demesek de burada işte 2024 büyümesine ilişkin birçok farklı görüş var, beklenti var. Yani 3-3,5 bekleyen de var. 4,5'a yakın seviyelerde büyüme oranı tahmin eden de var. Tabii bütün bu varsayımlara göre diğer stratejiler, beklentiler de değişebiliyor. Ama genel olarak aslında 2023'ün son 6 ayında söylediğimizden farklı bir sektörel ayrışma yok. Yani 2024 yılında enflasyonun ivme kaybedeceği ortamda telekomünikasyon ve sigorta sektörleri başta yer alacak. Yani bu senenin iyi getiri elde edebilecek ve dalgalanmalara karşı kendini koruyabilecek sektörler bunlar. Bunun dışında bankaları, yani mali sektörü komple aslında ön plana çıkartıyorduk, ama son dönemdeki yükselişin ardından buradaki sıralama en azından biraz daha değişebilir. O yüzden biraz ağırlığını azaltır mıydın bankacılık için? Evet, yani banka ağırlığını azaltıp belki holdinglerin ağırlığı biraz daha artırılabilir. Böyle düşünüyorum açıkçası. Yine yıl içinde aslında geçen seneden bu yana belki her yayında istisnasız söylediğimiz perakende sektörü ve gıda üreticileri, yani yiyecek içecek, gıda ve perakende, bu sektörlerde hemen hemen bütün şirketlerin performansını güçlü görüyoruz açıkçası. Bunların yanına da son dönemde geri kaldığını düşündüğümüz otomotiv ve bazı şirketler sebebiyle kimya sektörleri bence tercih edilebilecek sektörler. Bu sektörlerden seçilebilecek şirketlerle hem enflasyonun hem de alternatif getirinin üzerinde bir getiri elde edilebilir diye düşünüyorum. Yatırımcıların şuna bakması lazım bence. Yani 2024 yılını ben hep tam bir normalleşme yılı olarak görüyorum açıkçası. Burada hem enflasyonun hem faiz oranlarının önce müdahalede bulunduğu, ardından 2025'e doğru artık bir normalleşen ortamda hem bütün ekonomik kalemlerle bir normalleşme ortamı bekliyorum açıkçası. Tabii böyle baktığınız zaman geçmişe yönelik bir bakış açısı da sahip olmak gerekiyor. Yani Türkiye'de mevcut borsadaki hisse senetleri FK oranlarıyla karşılaştırdığımızda o oranın o zamanki ortamıyla bunu değerlendirmek lazım. Eğer biz 2025 ve sonrasında, yani 2024 ve sonrasında pardon, %30'un hatta %25'lerin altında bir faiz oranı öngörebiliyorsak ve burada da potansiyel büyümemizin altında büyümüyorsa ülke, o zaman FK'lar ve yani tüm değerleme çarpanları bundan işte belki 8-10 sene öncesindeki ortalama değerleme çarpanlarına yeniden gelebilir. Bunun adına zaten işte yeniden değerlendirme, re-rate diyoruz. Yani yabancı yatırımcılar eğer buna inanırsa veya sadece yabancı değil, kurumsal yatırımcılar buna inanırsa bu çarpanlara gitmememiz için bir sebep yok. Şu anda 5'e yakın bir FK oranıyla işlem görüyor Borsa İstanbul hisse senetleri. Yani bunun işte 6-6,5'a gitmesi normal gibi görünüyor şu anda. Daha üzerine gidebilmesi için dediğim gibi faizlerdeki, yani tüm ekonomiyle ilgili beklentilerin biraz daha değişmesi lazım. Ama tüm bu beklentiler seti içerisinde az önce saydığım sektörlerden tercihler yapılırsa daha makul bir portföy yapısı en azından reel getiri kazandırabilecek gibi duruyor açıkçası şu anda. Ulaştırmayı saymadın zannediyorum. Yani şöyle, orada potansiyeli yine var görüyoruz açıkçası, ama az önce saydığım sektörlere göre biraz daha geride kalabileceği fikrimiz var. Tabii burada dönemin de etkisi var. Yani belki iki çeyrek sonra bilanço döneminde fiyat performansı olarak yakalanabilir, ama şu anda ilk tercih edeceğimiz sektörlerin başında gelmiyorlar açıkçası. Tabii içerisinde bazı şirketler var. Yani şimdi ulaştırma dediğimiz zaman yani hava yolları şirketlerinin dışında havacılık sektörüne hizmet veren şirketler de var. Onların içerisinde bir iki şirketi beğeniyoruz açıkçası. Orada yüksek potansiyelli gördüğümüz, hatta az önce saydığım sektörler kadar ağırlıkta taşınabileceğini düşündüğümüz şirketler de var. İsim vermiyorum ama az çok anlaşılıyordur. O yüzden havacılık sektörünü genel olarak beğenmekle beraber içerisinde bir iki şirketi daha çok beğeniyoruz. Orada potansiyelin
döviz bazında iyi bir getiri potansiyeli barındırdığı düşüncemiz var. O yüzden o tarafı yani sektör olarak saymasak da içerisindeki şirketleri tercih ediyoruz. Ya burada 2024 için aslında %40-45 oranı sihirli rakam diyelim, oran diyelim. Bu oranın üzeri getiri makul ve muhtemel. Yani mevduatı yener diyorsun sen. Yani mevduat ve enflasyon, evet. Yani mevduat oranlarının orada kalıcı kalacağını düşünmüyorum açıkçası. Ama yukarı 40... mı gider? Ben aşağı geleceğini düşünüyorum açıkçası. Evet. Bu likitte bolluğu meselesi mi, yoksa böyle önümüzdeki dönemden yılın özellikle 3. çeyreği sonrası bir faiz indirimi gibi bir beklenti mi algılayalım? Yani ikinci yarıda bir faiz indirimi beklentim yok. Ama tabii koşullara göre değişebilir. Yani 2024'te bir faiz indirimi beklentim yok açıkçası içeride. Ama şöyle düşünüyorum. Burada enflasyon beklentileri çıpanabilirse ki yani şu anda en azından para politikasıyla burada bir yol alınmış gibi görünüyor. Henüz tam olarak beklentiler tam çıpalanmış sayılmasa da. Oradaki beklentilerin biraz daha düzelmesiyle beraber enflasyonun zaten ikinci yarıda ivme kaybedecek. O yüzden ben mevduat faizlerinin mevcut durumda tabii ekonomik büyüme ve ekonomik iyileşmeyle de önemli. Yani buradaki ekonomik aktiviteyi de çok fazla öldürmemek adına ikinci yarıda faizlerin, en azından piyasa faizlerinin kendi içinde serbest piyasa ekonomisi içerisinde çok yukarıda kalabileceği düşüncesinde değilim açıkçası. Zaten Aralık ayından bu yana baktığımız zaman da aralığın başında hatırlarsan %50'nin üzerinde mevduat oranları konuşuluyordu. Orada bir miktar gerileme var. Ben önümüzdeki aylarda 40'lara doğru, hatta belki biraz daha altına mevduat faizlerinin gelebileceğini düşünüyorum. Ama tabii burada hem dünya ekonomisinin hem de içerideki gidişatın önemi var. Benim beklentim bu seviyelerin 2024'ün ortalama faiz oranlarının üzerinde olduğu, yani ortalamanın biraz daha aşağıda oluşacağını düşünüyorum açıkçası faizlerde. Evet, burada dediğin gibi bir stabilizasyon görülmesi anlamında hem küresel tarafta elbette, yani bu jeopolitik riskler çünkü çok hızlı fiyatlamalara girebiliyor. Bizde özellikle tabii enflasyonun Mayıs'ta bir zirveyi görüp oradan artık ciddi bir düşüş eğilimine girmesi bekleniyor. Burada biraz hani dediğin gibi yabancı yatırımcının da ikna olması en azından önemli. Çünkü son çıkan raporlarda da özellikle tahvil için ya enflasyonda hani kalıcı düşüş olmasına inanç diye biliyorsun vurgular vardı, ya da işte belki tahvil faizlerinde yukarı gitmesi gibi işte adlandırılıyordu. Bu arada kendi iş dinamiklerimizde bir de enflasyon muhasebesini böyle bol bol konuşacağımız bir yıl olacak. Ben sadece şunu sormak istiyorum. Burada elbette şirket bazlı çok farklı çıktılara sebep olabilir ve bunu şimdiden tabii konuşmak da zor. Ama en azından sanayi adına mesela nasıl bir genel yorum yapılabilir? Yani çünkü sanayinin özellikle biliyorsun biraz daha geride kaldığını da izlediğimiz bir yıl, geçtiğimiz yıl. Özellikle bankacılık biraz daha öndeydi. Seçim sonrası çok bunu konuşuyorduk. Ama burada özellikle tabii yine elinde güçlü nakit pozisyonu olan şirketlerin de bir anlamda yine vergi avantajı sağladığı da bir dönem olacak. Bu anlamda görüştüğünüz veya işte senin dikkatini çeken şirketler de var mı? Son bir iki cümle alayım. Öncelikle bütün şirketlerin kafası karışık. Bazıları hazır, bazıları hiç hazır değil. Yatırımcılar da hemen hemen aynı durumda. Biz de açıkçası çok net olduğumuzu söyleyemeyiz. Yani enflasyon muhasebesinin uygulanışını ve gerçekleşmeleri görmek istiyoruz. Görünce bu konuda fikir sahibi olabiliriz belki. Ama tabii kalem kalem nerelerin etkileneceğini az çok tahmin ediyoruz. Buna göre de şirket analizlerini en azından filtrelerden geçiriyoruz. Böyle baktığımızda bizim halihazırda şu anda az önce saydığım sektörlerin içerisinde tercih ettiğimiz şirketlerin çok fazla etkilenmediğini veya bu etkinin çok kalıcı olmayacağını söyleyebilirim. Dediğim gibi özellikle öz sermayesi, öz kaynağı kuvvetli olan şirketlerin zaten çok büyük problem yaşamayacağı aşikar. Bilançoları güçlenecek, gelir tabloları biraz dipte etkilenmiş gibi görünecek. Ama genel olarak nakit akışına odaklanıldığında bunun da etkisinin çok kalıcı olmasını ben beklemiyorum açıkçası. Burada eğer bu konuda çok endişe eden yatırımcılar varsa döviz, yani fonksiyonel para birimi döviz olan şirketlerin bazıları mevcut durumda faaliyet olarak da iyi oldukları için, evet, onlar tercih edebilir. O yüzden bu dönemi en azından böyle geçebiliriz diye düşünüyorum. Ben çok çok önemli negatif bir etki beklemiyorum o tarafta.
Çok teşekkür ediyorum Altan. Kolaylıklar diliyorum. Tekrar görüşeceğiz elbette. Şimdi Berk Kangal bizlerle, BGC Partners yatırım uzmanı. Hoş geldiniz yayına. Merhaba. Çok teşekkür ediyorum. Moody's beklentinizi karşıladı mı? Önce onu sorayım. Bence karşıladı. Yani bundan daha fazla bir şey beklemiyordum ben açıkçası. Bir not artışı olmalı mıydı, olmamalı mıydı bilmiyorum. Bence ben not artışının erken olduğunu düşünüyordum zaten. Hı-hı. O yüzden yani benim şahsi beklentimi karşılamış vaziyette. Ve yani hep dediğim şeyleri söylüyor. Bu tutarlı politikaların devamı, ortodoks politikaların devamı sürdüğü sürece bu özellikle enflasyon dinamikleri de toparlandıktan sonra burada bir not artımı gelecek. Bunun için biraz vakit lazım. Tabii haliyle görmek istiyorlar. Bu kredibilitenin daha toparlanması, tekrar görünümümüzün iyi bir şekilde gelmesi için bu bir zaman aldılar. Bence gayet tutarlılar yani söylediklerinden. Evet, burada bir Fitch kaldı tabloda görünen, kredi görünümü anlamında durağında olan en azından. Ama hani görünümlerin pozitife çevrilmesi bir sonraki aşamada da işte not güncellemeleri beklentisini tabii getiriyor. Ama şimdi iç dinamiklerimize biraz bakalım. Yani şu anda gidişat ne anlatıyor? Çünkü bir rezerv, hızlı rezerv biriktirme politikasıyla birlikte enflasyonla mücadele dedik. Orada işte atılan hızlı sıkılaştırma adımları, ama bir yandan da piyasada likitte var. Ve şimdi de aslında bir miktar o rezerv artırımından da sanki geri duruluyor gibi hissediliyor. Elbette bu şimdi tam anlamıyla bir trend oluşturmaz. Önümüzdeki dönemi izleyeceğiz ama yabancı nezdinde neler nasıl algılanıyor? Ne dersiniz? Yani orada şöyle bir durum var. Sene sonu itibariyle tabii biraz bir düzenlemelerden dolayı orada rezerv miktarında bir azalma varmış gibi gözüküyor ve ya bundan önce konuşmuştuk. Bence normal o. Buradaki bakmamız gereken şey bundan 1-1,5 ay öncesine göre bu enflasyonla mücadele konusunda biraz daha yavaş kalmaya başladık. İnsanlar biraz onu, bence huzursuzluk oradan kaynaklanıyor. Yani şimdi 45'lerden bir 50'lere doğru bir revizyonlar gözüküyor. Bunun sebebi de yani mali tarafta sıkılaştırmanın biraz daha belirgin hale gelmesi lazım. Önümüzde bir seçim olduğu için burada tabii çok kararlı adımlar atılamıyor. Oraya kadar nasıl bu işi toparlarız çok emin değilim, ama bence biraz bu son zamanlardaki enflasyondaki huzursuzluk var. Ama yani bu genel bir ana bir trend değişikliği değil. Ben hala olumluyum bunun devam edeceğini, pozitif tarafta gittiğimizi. Ama bu seçime kadar anladığım kadarıyla biraz daha böyle çekingen davranmaya devam edecek gözüküyor. Ciddi bir sermaye girişi var zaten dediğiniz gibi. Orada da tabii rezerv mekanizması, işte yeni bir dengelenme süreci diyelim, ama TL'de reel değerlenmenin de olacağı bir yıl. Bu piyasa dinamikleri adına sizce nasıl etki edecek? Bence piyasa, yani enflasyonun altında bir dolar değerlenmesi olacağını düşünüyorum ben. Bu aşamada eğer doları çok da yani TL'nin çok da değerlenmesine izin vereceğini zannetmiyorum ben Merkez Bankası'nın. Bu süre zarfında ellerinden geldiği kadar bence rezerv miktarını arttıracak derecede önlemler alacaklardır diye düşünüyorum. O yüzden yani enflasyon altında bir getiri dolar kazanacak. Fakat TL bence bu sene aynı şekilde daha pozitif kalmaya devam edecektir diye düşünüyorum açıkçası. Peki, çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Şimdi Davos'tan bir röportajı ekrana getireceğiz. Az önce Çağlar'la da görüşmüştük ama yine Çağlar'ın yapmış olduğu bir röportaj. Çağlar Kuzukluoğlu, ünlü yatırımcı Martin Sorrell'le bir aradaydı ve bu yıla ilişkin beklentilerini sordu. İzliyoruz ve noktalıyoruz. Hoşçakalın. Energisa Davos 2024'ü sunar. Bu makete Davos röportajları başladı.
tüm hızıyla da devam ediyor. Aslında Bloomberg HT ekranlarında özellikle Davos'ta kendisini görmeye alışkınız ama geçtiğimiz zaman dilimi önemli olduğu için bu yıla ilişkin önemli sorular yöneltmeye çalışacağım. Ünlü yatırımcı Martin Sorrell bizlerle bugün. Sir, thanks for kind of approach. Çok teşekkürler bize katıldığınız için, vakit ayırdığınız için. Şununla başlamak istiyorum. Evet, sizin olmak çok güzel. Şimdi ben genel bir soruyla başlamak istiyorum. This year's Davos acaba summit? Bu yılki Davos zirvesinin önemi nedir? Evet, bence şu anda yapay zekaya çok fazla odak var ama özellikle jeopolitik gelişmeler fazla odakta. Üç önemli riskten bahsediyoruz. İklim değişikliği var, Kuzey Kore ve tabii diğer jeopolitik gelişmeler. Herkes ABD ve Çin ilişkilerine de odaklanmış durumda ve tabii ABD'deki seçimlerin nasıl bir etki yaratabileceği, bunların hepsi yakından takip ediliyor. Rusya-Ukrayna gelişmeleri yine gündemde var ve son olarak da İran'daki gelişmeler ve Gazze'deki çatışma. Bence bu saymış olduklarım en odakta gelişmeler ve jeopolitik risklerinde seviyesine baktığınız zaman, yani belki 1963'e belki geri dönmem gerekiyor, işte Küba misil krizine dönmem gerekiyor. O kadar fazla, çok fazla coğrafya dersinde otururken şunu düşünüyordum kendi kendime, bir nükleer savaş çıkacak diye düşünüyordum ve o zamandan bu yana en kötü jeopolitik gelişmeler var ve bütün bunların hepsine baktığımız zaman hepsi de çok etkili krizler gibi duruyor. Diplomatik olarak işte ya da siyasi olarak belki çok zeki kişiler var ve işte belki Reagan ya da Clinton yok, Blair yok. Yani Kissinger yok. Yani bu tabii ki çok farklı bir dünya düzeni ve bir yandan da böyle biraz puslu bir havayı beraberinde getiriyor. Tabii ki başka gelişmeler var. İyi gelişmelerde olduğunu söyleyebiliriz. Bazıları bana şunu söylüyordu aslında, genel olarak hissiyat biraz böyle negatif diyordu. Ama eğer gerçekten de çok fazla karamsarsanız biraz iyimser olmakta da fayda var. Ama realistik olmakta da fayda var. Şimdi bizim müşterilerimiz geçen yıl çok temkinliydi. Bence bu yıl da temkinli olmakta fayda var. İyi bir şey var, o da şu: geçtiğimiz yıl bu zamanlarda biz faiz oranlarının artmasını bekliyorduk ve şu anda geldiğimiz noktada indirimini bekliyoruz. Dolayısıyla temkin seviyesi geçen yıla kıyasladığımız zaman biraz az ama yine de tabii ki temkinli durumun devam ettiğini görebiliyoruz. Karamsarlık var ama geçen yıla kıyasla biraz daha az bir karamsarlık var. Bence burada etkiler nasıl olacak onu takip edeceğiz. İşte hem Kuzey Amerika hem Güney Amerika, oradaki ekonomik blok nasıl şekillenecek, bunlar önemli olacak. Orta Doğu önemli, Suudi Arabistan'ın vizyonu önemli. Ve burada Muhammed Bin Salman'ın yaptığı adımlar yalnızca Orta Doğu için değil, aynı zamanda bölgenin ötesinde de değişimler getirebilir. Dolayısıyla Suudi Arabistan'daki o dönüşümü belki de başka hiçbir zaman hiçbir yerde görmüyorsunuz. İşte Dünya Kupası ya da Olimpiyatlar veya bunların hepsine baktığınız zaman, yani Suudi Arabistan'da şu anda Veliaht Prens direkt olarak biraz kültürel olarak yaklaşımı değiştirmeye çalışıyor gibi duruyor. Bu onlar önemli. Asya Pasifik'te 2050'ye geldiğimiz zaman dünyadaki 3 en büyük ülke Asya'dan, Asya Pasifik'ten gelecek. Avrupa sıkıntı içerisinde. Bence şu anda 2 tane önemli gelişme var insanların düşünmesi gereken: coğrafi bölünmeler ve ikinci olarak da yapay zekanın, teknolojinin, onların kullanılması, kuantum bilgisayarların kullanılması ve işte onların acaba verimlilik açısından, maliyeti indirme açısından nasıl bir süreç işleyebileceği. Evet, fragmentasyondan bahsettiniz. Coğrafya olarak belki Türkiye ile ilgili bir şey söylemek istersiniz. Özellikle de 2023'ten sonra potansiyel olarak Türkiye'de biraz daha iyi bir süreç bekliyor mu sizce? Evet, Türkiye çok önemli
önemli bir pazar. Orada çok canlı bir nüfus var. Enerjisi yüksek girişimciler var. Türk şirketleri büyümeye, canlı bir şekilde yükselişine devam ediyor ve Türkiye uluslararası arenada gittikçe artan bir öneme sahip. Ama tabii ki ekonomide de bazı dalgalanmalar var. Enflasyon yüksek ve tabii faiz oranları da biraz böyle yolunu bulmanın zorlaştığı bir ülke haline getiriyor Türkiye'yi. Dolayısıyla uluslararası yatırımcılar gözünden baktığımız zaman biraz daha istikrar gerekiyor. Ama Türkiye genel olarak söz konusu olduğu zaman Avrupa ve Asya arasında bir köprü görevi görüyor. Ve bu tabii ki çok önemli. Buradaki biraz önce bahsetmiş olduğum tüm çatışmalar, tartışmalar ve işte burada Cumhurbaşkanı çok önemli bir role sahip. Evet, Türkiye'nin de rolü büyük ama burada oynaklık devam etmesi, belirsizliğin yüksek olması, oynaklığın, belirsizliğin yaşanması o biraz yabancı yatırımcıların kafasını karıştırıyor. Ve öyle bir noktadayız ki dünyada da işte bahsetmiş olduğum gibi bir fragmentasyon var ve bir ülkenin ekonomik politikasını düzgün yapması gerçekten çok önemli. Evet, son olarak şunu sormak istiyorum. Acaba artık 2025'te ve sonrasında daha iyi şeyler konuşmaya başlar mıyız Davos'ta? Evet, umuyorum ki öyle olur. Çünkü biz dünyanın yarısı bu yıl içerisinde bir seçime gidiyor, sandığa gidiyor. 70 ülkede seçim gerçekleşecek. Tayvan'da geçtiğimiz hafta sonu yaşandı ve işte orada belki Çin'in hoşuna giden bir sonuç çıkmadı. Ama aslında işte burada Kongre, KMT tarafı bunların hepsi, yani burada çoğunluğu elde etmiş durumda ve DPP partisi de onlar üçüncü kez Cumhurbaşkanlığı tarafından baktığımız zaman kazandılar ve bu da çok alışılmış bir durum değil. Şimdi KMT ile DPP arasında bir işbirliği olacak mı? Bunu takip edeceğiz. Bir koalisyon olup olmadığını. Yani burada biraz dengeli bir sonuç çıktı diyebilirim. Ama tabii ki Tayvan konusunda gerilim hala yüksek ve bizim bu yıl içerisinde içinden geçeceğimiz süreçlerin bir temsilcisi gibi. Ve herkes bu soruyu soruyor tabii ki. ABD şirketleri örneğin kendi odağında bir şekilde mesela belki Trump'ın gelmesini biraz daha destekli olabilir. Çünkü vergi kesintilerini, regülasyonlarını biraz daha destekleyen bir isim Trump. Ve dolayısıyla 2025'te nasıl bir süreç olacak ve işte yeni bir Trump'ın dünya için ne anlama geleceği ise bu bambaşka bir soru. Her sabah uyanıp aslında bunu tweetlerini takip ediyorduk bir dönemde. Çok çok teşekkürler. Bizim bu yıl takip edeceğimiz sorulara cevap vermeye çalıştığınız için mutlu yıllar dileyelim. Martin Sorel'le birlikteydik. Dünü bugünü kendi üslubuyla yine çok güzel yorumladı. Bunu da diyoruz ki gelecek yıl daha güzel şeyleri konuşuyor olacağız. Tekrar görüşmek ümidiyle Bloomberg Gate'de Davos röportajlarından. Enerjisa Davos 2024'ü sundu.